Bursa TV ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Yepyeni bir programla Akademik Bakış'ta karşınızdayız. Bundan sonra Bursa TV ekranlarında her cuma akşamı saat 21'de değerli akademisyen hocalarımızla birlikte olacağız. Akademik Bakış'ta eğitimi değerlendireceğiz, okulları değerlendireceğiz. Günün gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Bu akşamki ilk konuklarım da Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muammer Demirel ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Fatih Demirel. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Her iki konuğum. Hoş bulduk Cengiz Bey. Hoş bulduk. Evet hocam, dilerseniz sizden başlayalım. Öncelikle tabii bizler biliyoruz ama Uludağ Üniversitesi çok büyük bir kurum. Çok büyük bir üniversite, on binlerce öğrencisi var. Ama eğitim fakültesini de bir de sizden dinleyelim. Evet, teşekkür ediyorum Cengiz Bey. Eğitim fakültesine geçmeden önce isterseniz Uludağ Üniversitesi ile ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Geçen ay Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan akademik açılış yılda bu sene Yükseköğretim Kurulu Türkiye'deki araştırma üniversitelerini ilk 10'a giren ve ilk 15'e giren araştırma üniversitelerini belirledi. Ve biz de Uludağ Üniversitesi olarak ilk 15'e giren araştırma üniversitesi olduk. Evet. Bu Türkiye'de ilk 15'in içerisinde, yani burada tabii 15'in neresinde olduğumuz değil ama ilk 15'in içerisindeyiz. Önemli. Ve bir de araştırma üniversitesi olma statüsü kazandık. Dolayısıyla Uludağ Üniversitesi açısından Türkiye'de çok önemli bir prestij kazanmış olduk ve bu prestijde de önemli araştırmaların bundan sonra Uludağ Üniversitesi'nde yapılmasına, zaten yapılıyor ama daha iyi projelerin, daha iyi araştırmaların, daha iyi buluşların ortaya çıkmasına neden olacak. Buradan da sizin vasıtanızla tüm dinleyicilerimize duyurmak istiyorum. Yani Uludağ Üniversitesi Türkiye'nin ilk 15 araştırma üniversitesinden, yani bilim, teknoloji üreten üniversitelerinden birisi. Bunun peki onu da soralım seyircilerimiz için. Araştırma üniversitesi olması Uludağ Üniversitesi'ne öğrencilere neler katacak? Ne gibi imkanlar katacak? Çok güzel, teşekkür ediyorum. Şimdi neler katacak? Bir sefer buraya gelen öğrencilerimiz artık daha araştırmacı bir mantıkla yetişecekler. Ve dolayısıyla buradan mezun olduklarında üniversitelerde lisansüstü eğitim yapma imkanları daha çok olacak. Daha çok yüksek lisansa, daha çok doktoraya öğrenci alacağız. Ancak onun yanında da büyük firmaların Ar-Ge departmanlarında çalışma imkanları elde edecekler. Yani serbest piyasaya dönük de bu imkanlar elde edilecek. Çünkü zaten ortak, yani sektörle birlikte araştırmalar Uludağ Üniversitesi'nde çokça yapılıyor. Bundan sonra daha fazla yapılmaya başlanacak ve öğrenciler de bu araştırmaların birer parçası haline gelecekler. Evet. Bu öğrencilerimiz açısından da oldukça önemli. Yani iş imkanı derseniz iş imkanı, prestij imkanı derseniz prestij. Evet. Yani bu oldukça önemli bir şey. Zira bu Uludağ Üniversitesi'nin 3. nesil vizyonuna da artı bir değer katacaktır. Tabii ki. Zaten 3. nesil biliyorsunuz bilimden üretime, üretimden ekonomiye. Yani şimdi artık bilim üretiyoruz. Bilimi üretime dönüştürüyoruz ve bunu da ekonomiye katma değer haline getireceğiz ki bu yani 10 yıl içerisinde Uludağ Üniversitesi'ni Türkiye'de çok büyük ekonomik faaliyetlerin zeminini oluşturan, altyapısını oluşturan, bilimsel verilerini oluşturan bir konuma getirecek. Hocam eğitim fakültesini bir de tarihçesine isterseniz teşekkür sizden ediyorum. De dinleyelim. Şimdi eğitim fakültesi de belki izleyicilerimiz bilirler. Bursa'da eğitim enstitüsü. Evet. Yani bu Bursa'daki eğitim enstitüsü 1958'de kurulmuş ki bu Türkiye'de de en eğitim enstitüsü. Tabii Türkiye'de de eğitim enstitülerinin kuruluşunda en eskilerinden birisi. Yani işte Ankara'da Gazi'den falan sonra 3-4. sırada Bursa Eğitim Enstitüsü kurulmuş. Bu ne anlama geliyor? Bursa'da ilk yüksek okul Bursa Eğitim Enstitüsü. Dolayısıyla biz eğitim fakültesi olarak bu misyonu devam ettiriyoruz. Yani eğitim enstitüsünden bugün eğitim fakültesine bu misyonu devam ettiriyoruz. Dolayısıyla oldukça, yani Türkiye'nin öğretmen yetiştirmede oldukça önemli fakültelerinden birisiyiz. Türkiye'deki eğitim fakülteleri içerisinde. Evet.
Şu an bölümleri de dilerseniz bahsedelim. Bölümlerden de kaç bölümde faaliyet verir? Eğitim fakültesinin altında kaç bölüm vardır? Eğitim gören öğrenci sayısı nedir? Şimdi geneli yanılmıyorsam üniversitenin genel öğrenci sayısı 70-75 bin civarında. Tabii 70 bin civarında genel öğrencimiz var. Eğitim fakültesinde 5500 lisans öğrencisi var. 1350 de pedagojik formasyon öğrencisi var. Yani diğer fakültelerden mezun olup öğretmenlik hakkı elde etmek için pedagojik formasyona gelen öğrencilerimiz var. Eğitim fakültesinde bugün 14 bölüm var. Yani öğrencisi olan 14 bölüm var. 14 alanda ülkeye öğretmen yetiştiren bir fakülteyiz. Yani bu alanlar hangileridir isterseniz onları sayayım. Okul öncesi öğretmenliği, yani anaokulu dedikleri anaokulu öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, bilgisayar teknolojileri öğretmenliği, özel eğitim, ki biliyorsunuz özel eğitim de Türkiye'de az fakültede bulunan, yani engelli çocuklarımızın eğitimiyle ilgili özel eğitim bölümümüz var. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenliğimiz var. Yabancı diller, İngilizce, Fransızca, Almanca öğretmenliğimiz var ve resim, müzik öğretmenliklerimiz var. 14 alanda öğretmen yetiştiriyoruz. Bu da oldukça önemli bir hizmet. Ülkedeki öğretmen ihtiyacını karşılamada önemli bir yeri dolduruyoruz. Yeri var. İmkanları da soralım. Geçmişken şimdi tabii eski enstitülerden, Türkiye'nin en eski kurumlarından biri. Tabii bunun olması hasebiyle de mutlaka eğitim imkanları açısından diğer yeni kurulan bölümlere, üniversitelere oranla çok daha fazla eğitim imkanı, öğrencilere sunulacak imkanlar vardır. Bunları da dinleyelim. Kesinlikle. Şimdi tabii eğitim enstitüsünden gelerek, yani daha çok işte öğretim görevlilerinin, okutmanların ders verdiği alandan gelerek bugün Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi 100 öğretim üyesine sahip. Yani profesör, doçent, yardım doçent olarak 100 öğretim üyesine sahip bir fakülte haline geldi. Bu Türkiye'de de önemli bir yere sahiptir. Yani çok gelişmiş birkaç fakülte var bizden, işte Gazi gibi falan bizden daha gelişmiş ama onun dışında Türkiye'de önemli bir yere sahibiz. 250 civarında öğretim görevlisi, yani toplam öğretim görevlisi var. Bunun 100 öğretim üyesi, diğerleri öğretim görevlisi, okutma ve araştırma görevlileri. Oldukça araştırma görevlileri bakımından da oldukça zengin durumdayız. Ve geliştirmeye de devam ediyoruz tabii. Evet. Fatih Hocam'a bu noktada isterseniz sormak istiyorum. Tabii üniversitelerde her iki hocam da derslere girip katılıyor ama eğitim fakültesi biraz daha önemli Türkiye'de. Zira geleceğimizi yetiştirecek, geleceğimizin emanet edeceğimiz öğrencileri yetişen, bireyleri yetiştiren kişiler bu fakültelerden çıkıyor. Ne gibi dersler veriliyor, ne gibi eğitimler veriliyor bu öğretmenlere, öğretmen adaylarına, ne gibi çalışmalar yürütülüyor bu geleceği hazırlamada? Cengiz Bey, teşekkür ediyorum. Şimdi bizim eğitim fakültesi olarak öncelikli hedeflerimizin temelinde iki nokta yatıyor. Bunlardan bir tanesi bizim eğitim fakültesi öğrencilerinin bir bilgi birikimine sahip olması ki biz bunları alan eğitimi olarak ifade ediyoruz. Bu konular tam anlamında yetişmiş öğrencilerimizin olmasını istiyoruz. Diğer taraftan baktığımız zaman bir de öğretmenlik mesleğini icra edebilmek için öğretmenliğin gerektirdiği becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. Bunların ikisini birbirinden ayırmamız çok doğru olmuyor. Her ikisinin de dengeli bir şekilde öğrencilerimize verilmesi gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman bu temel olarak alan bilgisiyle ilgili şunu da söyleyebiliriz. Biz evet öğretmen yetiştiren bir fakülteyiz. Fakat bununla beraber bizim mezunlarımız sadece öğretmen olmuyorlar. Aynı zamanda bir üniversite mezunu oluyorlar. Tabii ki o entelektüel birikimler ya da münevver birer kişilik olabilmesi için bunların her ikisinde oldukça önem arz ediyor. Bazen şu yaklaşımlar olabiliyor. Öğrencilerimizde de bunları zaman zaman duyabiliyoruz. Yani biz mesela sınıf öğretmenliği bölümünden biz ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda derslere gireceğiz. Fakat
Burada çok daha ağır, belki öğretmenlik hayatımızda hiç kullanamayacağımız bilgileri de öğrenmek durumunda kalıyoruz. Hocam bunlar neden bize öğretiliyor diye. Tabii biz onlara şunu anlatmaya çalışıyoruz ki, öğretmen dediğimiz toplumda önce olmalı, yönlendirici olmalı ve bu yönüyle toplumu yönlendirme becerisine sahip olmalı. Tabii bu nasıl olabiliyor? Bu sadece insanların belli bir bilgi birikimine sahip olması ve bu bilgi birikimini kullanma becerisiyle alakalı bir durum. Tabii öğrencilerimize bunları açıkladıkça öğrencilerimiz de bunu anlayabiliyorlar. Tabii ki öğretmenlik yetiştirmenin tarihi sürecine baktığınız zaman ta eski çağlardan beri çeşitli eğitim bilimciler var ve onlar da şunu ifade ediyorlar. Öğretmenlik mesleği, öğretmenliğin nasıl yapılacağını bilmeden mümkün değil. Tabii ki bugün geldiğimiz noktada bu da oldukça önemli. Biz bu yönüyle, her iki yönüyle de tam olarak yetişmiş öğretmenlik yapabilecek öğrencileri yetiştirmeye gayret ediyoruz. Yani öğrencileri anladığımız kadar telkinden sadece kendi okuduğunuz bölümlere, alanlara değil, aslında geniş perspektifte hem genel kültür anlamında hem ileride öğrencilere verilebilecekler anlamında, iyi bir birey olmaları anlamında gerekli tüm eğitimler veriliyor tarafınızdan. Kesinlikle bunu söyleyebiliyoruz. Bunun gayreti içerisindeyiz bir defa. Tabii ki bunun öğretim üyesi arkadaşlarımız hepsi bunun farkında. Özellikle ben şunu ifade edebilirim. Uludağ Üniversitesi'ne geldiğim yaklaşık olarak 2 yıl oldu. Yani 1,5 yıldan biraz fazla. Uludağ Üniversitesi'nde şunu net olarak görebildim. Çok nitelikli bir öğrenci potansiyeline sahip. Bu öğrencileri yeteri kadar işlediğimizde çok başarılı kişiler, şahsiyetler yetiştirme imkanına sahibiz ki Türkiye'de şunu rahatlıkla söyleyebilirim. İşini en ciddi şekilde yürüten eğitim fakültelerden bir tanesi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Bunu net olarak söyleyebiliyorum. Tabii bu da sevindirici bir durum. Çünkü işini iyi yapan, bizim geleceğimizi şekillendirecek öğretmenlerimizin yetiştirmesi oldukça önemli. Yani bu yadsınamaz bir gerçek. Zira biz şundan gelecekte şikayet edemeyeceğiz. Çocuklarımız iyi yetişmiyor. Çünkü onları yetiştirecek öğretmenleri biz yetiştiriyoruz. Dolayısıyla en büyük sorumluluk da zannederim burada eğitim fakültelerine düşüyor. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi de bunun bilincinde ve bu yönde gayret gösteriyor. Zira eğitimin kalitesi, öğrencilerin kalitesi, Türkiye'nin işte hedeflerine ilerlemesinde aslında bu bahsetmiş olduğunuz noktalar çok önemli. Bir de ailelerin son dönemlerinde işte eleştiriler var. Öğrencilerin özellikle bir KPSS sınavıyla testi sokulması, şey sokulması, öğrencilerde ya da öğretmen adaylarında hep bir motivasyon eksikliğine, motivasyon düşüklüğüne sebep oluyor aslında. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii bu son 15 yıla kadar tüm mezunlarımız atandığı için evet, bu tip sorunlar yoktu. Şimdi tabii biraz devletin atamasında mezunlara göre daha sayı azalınca bu motivasyon eksikliği de buradan kaynaklanıyor. Fakat burada yine azmeden çalışan öğrencilerimiz öğretmenliğe çok rahat bir şekilde evet, atanabiliyor. Ama yani çok çalışmayanlar da haliyle geride kalıyorlar. Bunun tabii planlaması yapılabilir mi? Yani toplumdaki genel kanaat soru, yani devlet kaç öğretmen alacaksa bu kadar eğitim fakültelerine öğrenci alınsın şeklinde. Dünyada bununla ilgili birkaç formül var. Bunlardan birisi, bizim uyguladığımız formül şudur. Belli sayıda öğrenci alıyorsunuz ama iyi olanlar, daha iyi yöne geçenler öğretmen olsun politikası. Bazıları da şöyle yapıyorlar, Avrupa'nın bazı ülkelerinde var. Öğrencileri alıyorlar fakat öğrencileri işte 4 yıllık süreçte öğretmen olabilecek ya da olamayacak şekilde ayırıyorlar. Evet. Ve öğretmen olamayacakları direkt fakülteden mezun etmeden öğretmen olamaz şeyi veriyorlar. Tasdiknamesi veriyorlar bir şekilde, ayrılıyorlar. Veya onlar kendileri bırakıyorlar. Bu şekilde yapanlar da var. Yani okurken eleme sistemi. Fakat yani biz tabii çok büyük genç bir nüfusa sahibiz. Dolayısıyla yani bir fakülteyi, yani ekonomik durumlar da bunlarla önemli. Yani bir fakülteyi belli bir süre okuduktan sonra bırakmasın. En azından başka iş bulabilir. Yani şimdi çeşitli sektörlerde çalışıyorlar.
mezunlarımız var. Görüşüyoruz. Yani bu dünyada uygulanan modellerden birisi. Evet. Dolayısıyla bu motivasyonu zaman zaman düşürüyor ama yani biz şunu iddia edebiliriz ki Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak hala tercih edilir bakımından oldukça üst sıralardayız. Puanlarımız da oldukça iyidir. Evet. Tabii orada aslında şu da var, öğretmenlikte biraz diğer bölümlere oranla öğretmenlik ayrı bir meslek. Gönül şeyi gerektiriyor. Burada yani bu öğretmenle meslek gibi bakılmaması lazım aslında. Yani ben o görüşteyim biraz da. Bu hep öğrencileri sevmek, eğitmeyi sevmek, öğretmeyi sevmek. Bu açıdan bakılırsa herhalde daha farklı bir eğitim Cengiz yaklaşımı Bey, şimdi, olur. Yani çok güzel noktaya temas ettiniz. Zaten öğretmenlik bir gönül mesleği. Evet. Yalnız şimdi tabii şurada var. Yani değerli velilerimize ve değerli öğrencilerimize ben her zaman bunu söylüyorum. Bu mesleği seçerken yani öğretmenlik ya başka bir meslek de olsa yani bununla yaşayacaksınız. Yani bir ömür geçireceksiniz. Yani şimdi eğer karşınızda bir insan kitlesini eğer çok sevmiyorsanız öğretmenlik mesleğine girdiğiniz zaman sizin için herhalde çok yani ne İyi diyelim olacak. Mutsuz olacak. Mutsuz olacaksın. Evet yani mutsuz olacaksın. Ya yani bu önemli. Bir de öğretmenlik mesleği fedakarlık mesleği. Yani mesela kimse diyemez ki ya işte şu kadar para alıyorum ama bu kadar iş yapıyorum. Ya öğretmenlik mesleği hakikaten fedakarlık mesleği ve fedakarca bunu yapacaksınız. Diğer taraftan baktığımız zaman da bakın devletin planlaması bakımından buradaki öğretmen arkadaşlarımızla da yani bunlar gayet iyi bilirler. Yani devlet verdiği maaş karşılığında 15 saat 15 ders saati derse girmek mecburiyetinde evet. tutuyor maaş karşılığı. 15 saatten sonra derse girerlerse ayrıca ücretini veriyorlar. Şimdi 15 saat dediğimiz zaman haftada 10 saat eder Cengiz Bey. Tamam 10 saat. Yani 10 saat derse giren bir öğretmene devlet maaş veriyor. Şimdi değerli dinleyicilerimiz diyebilirler ki yani bu hakikaten çok garip. Yani normal devlet memurları 40 saat çalışıyorlar evet. haftada. Neden öğretmen 10 saat derse girdiği zaman efendim 40 saatlik gibi maaş alıyor? Çünkü devlet de bunu hesap ederek ders dışı hazırlık yapmasını, efendim işte derse hazırlanmasını, materyal hazırlamasını veya işte sınavları hazırlamasını, sınavı yapmasını, yani bütün bunları ders dışı öğretmenin çalışması olarak düşündüğü için bunu bu şekilde planlamış. Yani bu bakımdan da baktığımız zaman yani devlet de bunu hesap etmiş. Yani Türkiye'de tabii maaşlar tartışılabilir ama yani devletin imkanları ölçüsünde alınabilen bir maaş yani evet. şimdi ya bir de bunu biliyoruz yani ne kadar verdiğini yani bir sürpriz bir şey yok yani şu anda öğretmenler kaç lira alıyorsa herkes biliyor herkes. Yani evet dolayısıyla biliyoruz ve Türkiye'deki imkanlar da bu ölçüde tabii ülkemiz gönül ister ki mesela milli geliri ortalama işte 15 bin dolarlara 20 bin dolarlara çıksın da öğretmen arkadaşlarımız da bugünkü aldığının iki katını alsın değil mi yani? Ama işte ortalama milli gelirin durumu belli yani. Zira öğretmenler de hak ediyor açıkçası yani. Kesinlikle bence... daha fazlasını hak ediyorlar ama yani 923 bin öğretmen var Türkiye'de. 923 bin öğretmen bunlara devlet maaş veriyor. Yani 2,5 milyon memurun neredeyse efendim yarıya yakını öğretmen. Öğretmen. Bu çok önemli zira öğretmenlik. O da bahsedildi. Şimdi fakülteye dönersek, fakültede yürütülen bilimsel çalışmalardan da bahsedelim. Dedik ki araştırma üniversiteleri arasında yer aldık. Tabii bilimsel çalışmalara da ağırlık verilecek. Ama şu anda yürütülen bilimsel çalışmalardan bahsedelim. Ne gibi evet, çalışmalar? Teşekkür ediyorum. Ben bir iki cümle söyleyeyim. Fatih Hoca'ya söz vereyim. Şimdi fakültemizde, yani üniversitede birçok proje yürütülüyor ama fakültemizde de başta TÜBİTAK olmak üzere TÜBİTAK projeleri, geçmişte Avrupa Birliği projeleri de oldu. İnşallah şimdi de olacak. Ama şu anda fakültemizde TÜBİTAK projeleri yürüten arkadaşlarımız var. İşte bilimsel araştırma, yani üniversitenin kendi kaynaklarından desteklediği bilimsel araştırma projeleri yürütenler var. Veya çeşitli kurumlarla efendim yaptığımız anlaşmalar sonucunda bilimsel projeler yürütüyoruz ki bunlardan birinde
Fatih Hoca TÜBİTAK projesi yürütüyor. Evet. O TÜBİTAK projelerinin nasıl yürütüldüğü konusunda biraz daha bilgi versin. O zaman hocam size dönelim. TÜBİTAK projeleriyle bu bilimsel çalışmalarla nasıl faaliyetler yürütülüyor, çalışmalar yürütülüyor sizden de. Evet, Cengiz Bey teşekkür ederim. Şimdi projelere baktığımız zaman farklı kaynaklardan desteklenmek süreciyle projeler üretmek mümkün. Eğitim fakültemize baktığımız zaman bizim temelde iki kaynaktan, belki üç kaynaktan da bunu ifade edebiliriz, projeler var. Bunlardan bir tanesi TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler ki şu anda fakültemizde yürütülmekte olan, zamanında yürütülmüş ve tamamlanmış projeler de var. Tabii ki buradaki sürece baktığımız zaman bir projenin hazırlanması, TÜBİTAK'a gönderilmesi yaklaşık olarak bir yıllık bir zaman dilimini alıyor. Ve sonrasında 2 veya 3 yıl veya daha kısa süreli projeler de var tabii ki. Bu süreçte tamamlanabiliyor. Şu anda yürütülen projelerimiz var eğitim fakültesi olarak. Ne gibi projeler mesela yürütülüyor? Yani kendi projemden bahsedeyim. Mesela benim projem daha çok eğitimin tarihsel süreçteki rolüyle alakalı bir proje. Bu projede biz Selanik vilayetindeki o eğitim modernleşmesinin nasıl uygulandığı ve bu eğitim modernleşmesinin ne gibi etkilere, yani gerek Selanik vilayeti özelinde gerekse Osmanlı Devleti'ndeki siyasal yapı üzerinde, sosyal yapı üzerinde ne gibi etkiler olmuş, bunu araştırmaya çalışıp ortaya koymaya çalıştık. Tabii 3 yıllık bir proje. Biz bugün itibariyle Ekim 15 tarihi itibariyle aslında projemizin raporunu yazdık. Hani sonuçlanmadı. Fakat ortaya bunu koyduk. Fakat fakültemize baktığımız zaman mesela yine günümüzün en büyük problemlerinden birisi olan gürültü kirliliği ile ilgili. Tabii bunun eğitim boyutu ve eğitime etkisiyle ilgili yürütülen bir proje var. Bu da yine TÜBİTAK destekli bir proje. Buradaki bakılan temel unsur şu. Okulların içerisinde gürültü kirliliğinin öğrenciler ve öğretmenler, veliler farkında mı? Bu öğrencileri veya okul idaresini, eğitimi nasıl etkiliyor? Bu konuda neler yapılabilir? Ne gibi çözüm önerileri üretebilir? Şu anda bunun üzerine yürütülen bir proje var. Baktığımız zaman tabii ki bizim kaynak aldığımız tek kurum TÜBİTAK değil. Bilimsel araştırma projesi kapsamında Uludağ Üniversitesi tarafından desteklenen projeler de var. Bu anlamda çeşitli hem doğrudan eğitimin altyapısıyla ilgili, gerekse eğitim uygulamalarıyla ilgili çeşitli projeler yürütülüyor. Mesela bunlardan bir tane yine örnek verebilirim. Bu bilgisayar oyunlarını simüle etmek suretiyle yabancı dil öğretimi üzerine bir proje hazırlanıyor. Eğer ki tabii bunun için yazılımlar gerekiyor. Hem eğitim hem bilgisayar uzmanlarıyla birlikte hazırlanan bir proje. Eğer tamamlandığı zaman öğrencilerimize daha etkin ve verimli bir şekilde yabancı dil nasıl öğretilir? Bunu programlamaya çalışıyor hocalarımız. Tabii ki bu da iyi bir katkı sunması bekleniyor üzerinde. Tabii ki bununla beraber bizim sektörel işbirliği şeklindeki projeleri de gerçekleştirilebiliyor. Tabii burada temel olarak bakılan şudur. Özellikle Bursa il yerelinde eğitim kurumlarımızın ne gibi ihtiyaçları var? Tabii öncelikle bunlar tespit ediliyor. Bu ihtiyaçların nasıl giderilebileceği veya var olan, eldeki olan imkanların nasıl daha iyi hale getirilebileceği veya bir problem varsa bunun nasıl çözülebileceği yönünde ortaklaşa proje yapmak suretiyle bunların çözüm aranıyor. Evet. Tabii biz eğitim fakültesi olarak bu tür projeleri de yürütüyoruz. Evet. Şunu söylediniz, Selanik'teki eğitimin modernleşmesi aslında önemli konu. Tabii bu noktada ben eğitimi bize çevireyim. Bizdeki eğitim sistemini nasıl görüyorsunuz? Ne kadar modern görüyorsunuz? Ya da daha neler yapılabilir eğitimin kalitesini artırabilmek için? Hemen o noktada size söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Yani bizdeki eğitimin kalitesi, yani dünyada, yani şimdi ülke genel itibariyle ne kadar modernleşiyorsa eğitim de o kadar modernleşiyor. Zaten bu hükümetimizin projesi çerçevesinde bu okulların modernizasyonu, yani işte derslik ihtiyaçları veya öğrencilerdeki sınıflardaki öğrenci sayıları falan, bunlar oldukça geliştirildi. Yani bundan 10 sene önce sınıflarda 50 kişi 60 kişi varken şimdi bu sayıları 30'a indirdiler.
bu eğitime oldukça önemli katkı sağlıyor. Fatih projesiyle bütün sınıflara akıllı tahta ve akıllı tahta üzerindeki programlar yazıldı. Şimdi EBA programları var. Dersleri bir şekilde kendi anlatıyor veyahut da farklı yönden belgesel ve simülasyon gösterileri yapıyor. Dolayısıyla gelişti. Tabii daha gelişebilir mi? Gelişebilir miydi? Gelişebilirdi. Ya burada biraz kendimize özgü, yani işte Fatih Hoca'nın araştırma yaptığı gibi temelimizdeki araştırmaları ortaya çıkarıp artık bundan sonra evet batıdaki gelişmeler var, onlardan yararlanacağız ama kendi öz benliğimizdeki geçmişteki başarılarımızı, yani bugün biz ya dünyada orta çağ dediğimiz çağda dünyanın en büyük tıp adamını yetiştirecek eğitim kurumlarına sahip olmuşuz. En büyük felsefecilerini, en büyük fizikçilerini, matematikçilerini yetiştirecek medreseler kurmuşuz. Ve bunlar batıya örnek olmuş. Evet. Ve bugünkü batı üniversitelerinin temelini teşkil etmiş. Dünyanın en önemli buluşlarını, icatlarını geliştiren hep Müslüman, Türk bilim adamları. Kesinlikle ama şimdi bakın mesela biz genellikle referanslarımızı batıdan aldığımız için bugün kimse İbn Sina'dan işte tıbbı geliştir diye bahsetmiyor. Neden bahsetmiyor? Çünkü Batı sadece kendi geliştirdiklerinden, kendi değerlerinden. Yani şimdi mesela bizim burada yürüttüğümüz diğer bir bilimsel araştırma projesi var. Değerlerin öğretimi üzerine. İşte değerlerimizi şimdi artık öğreterek gençliğimize biraz da güven kazandıracağız. Yani ve bakıyorsunuz şimdi medyada da görüyorsunuz. Bir ortaokul çocuğu çıkıyor. Çeşitli projeler üretiyor. Akşam izledim bir kanalda bir drone'la mayınları tespit etme. Ya bir ortaokul çocuğu. Yani bu güveni verirseniz bu milletin çocukları her şeyi başarabilir. Hı. Bakın yani bize işte bu şeyleri insan savaş araçlarını satmıyorlardı. Değil mi? Kendim bak Türk bilim adamları yaptılar ve dünyanın en önemli çok da işini yaptılar. En önemli geçtiler. Yani bu güveni vermeliyiz ve Türk insanının da bir şeyler yapabileceğini, bunu nasıl veririz? İşte Fatih Hoca gibi akademisyenlerin, gençlerin, genç bilim adamlarının yürüteceği projelerle, yani tabanımızda neler vardı, geçmişte neleri başardık, yani, gelecekte neler başarabiliriz? Yani biz tarihi sınırlı olan, geçmişi olmayan, yüzeysel bir toplum değiliz. Bunu bilmek lazım ama şimdiye kadar genel itibariyle yöneldiğimiz şu, yani bir gelişme sağlayacaksak bir batıya bakalım ne yapmışlar. İyi de batının kültür temelleri bize uyuyor mu? Eğitim yapısı, eğitim felsefesi, insan unsuru uyuyor mu? Yetişme tarzı aynı mı? Zira bakıldığında batının aslında kültür temellerinde aldığı, kullandığı argümanların birçoğu da bizim kendimize has olan kültür temellerini alıp kendilerine çevirmelerinden oluşmuş bir temel. Yani aslında onun özü de bize ait. Tabii yararlanıyorlar ama bu yararlandıkları, yani Batı'nın en çirkin yüzü şu. Yararlanıyorlar ancak yararlandıkları kaynaklardan bahsetmiyorlar. Fakat biz şöyle alışmışız. İşte Amerika'da bir şey var, İngiltere'de bir şey var. Dolayısıyla doğrusu odur. Yani doğrudur, doğrusu o olabilir ama biz onun daha iyisini yapabiliriz. Evet. Neden kendimize güvenimiz yok? Yani bu aslında her alanda olduğu gibi eğitimde de böyle olmuş. Yıllarca hep bir batı özentisiyle, batı şeyiyle sanki eğitimde, kültürde her şeyin en iyisinde batı varmış gibi bir algı yaratıldı. Bu algıdan kaynaklanan bir sıkıntılara... Bir de bazı, Cengiz Bey, bazı konularda da maalesef batıyı anlayamıyoruz. Evet. Şimdi bugün PISA testlerinde dünyada işte ilk üçe giren ülkelere bakıyoruz. Hani gerçi çok fazla batı yok ama işte Finlandiya, hatta Güney Kore, Çin falan artık bu testlerde birinci duruma geçmeye başladı. Şimdi biz çocuklara Türkiye'de ne diyoruz? Daha fazla ödev verilmesin. Çocuklar rahat etsin falan gibi şeyler. Şimdi fakat bu doğru bir şey değil. PISA testlerinde dünyada ilk üçe giren ülkelerdeki çocuklar ders dışı günlük 7 saat ders çalışıyorlar. Evet. Yani başarı bu şekilde elde ediliyor, bilim bu şekilde elde ediliyor. Yani çocuklar bir sefer yani okul çağından işte liseyi bitirinceye kadar, belki hepsi için bu mümkün değil ama zeki beyinleri temel altyapısını oluşturacak. Yani dil öğrenimini sağlayacak. Ondan sonra bilimin temel altyapısını
alacak şekilde yetiştirmemiz lazım. Ki ondan sonra çocuklar girdikleri üniversitede gerçek bir araştırmacı olsunlar. Yani şimdi üniversiteye girdikten sonra yani ne olacağıma bakmasınlar. Maalesef aslında en büyük temel de bu. Öğrenciler başarıyı nasıl sağlayabilirimden ziyade, yani var olanın üzerine ne kadar çok katabilirimden ziyade, gelen şartlarda sizin de ifade ettiğiniz ekonomik, gelecek kaygısını düşündükleri için bu biraz da bilimsel çalışmalar ikinci plana atılıyor aslında. Şimdi bu da ayrı bir tabii sıkıntı. Ki öyle ama bakın bilimsel çalışmalar da bugün artık bilgi üretimi en büyük karlı sektördür. Yani gençler mesela daha iyi gelir elde etmek istiyorlarsa bugün dünyada bakın yani mesela yazılımlar ne masrafları var, oturuyor insanlar bir yazılım yapıyor ve dünyanın en büyük parasını kazanıyorlar. Dolayısıyla yani çalışan ve bilim üreten herkes mutlaka bundan katma değerini sağlayacaktır. Evet. Yani bilim sadece ya bugünkü şartlarda hani idealizm için üretilmiyor. Bilakis de realist olarak üretiliyor. Ve üretilen her bir bilgi karşılığında bir değer oluşturuyor. Yani çalışmadan başarılı olmak da imkansız. Onu aynen, da aynen. İfade etmek isteyeyim. Tabii yurt dışından örnekler verdik falan ama şunu da sormak isterim. Fakülte olarak bizler yurt dışıyla, diğer okullarla ne gibi entegrasyon, ne gibi çalışmalar yapıyoruz? Evet, teşekkür ediyorum. Bir sefer her şeyden önce üniversitemizin hani diğer üniversitelerinde olduğu gibi Erasmus anlaşmaları var. Avrupa'da, efendim işte Almanya'da, Fransa'da, Avusturya'da ve Polonya gibi diğer ülkelerde de birçok ülkeyle Erasmus anlaşması var. Ve isteyen her öğrencimiz bu Erasmus anlaşmasından yararlanarak, şimdi Erasmus Plus dedikleri ki hatta bu Erasmus Plus olunca da sadece Avrupa Birliği değil dünyanın diğer ülkelerine de bundan yararlanıp gidebiliyorlar. Ve eğitim fakültesi olarak da biz her yıl onlarca öğrenciyi Erasmus Plus'tan yurt dışına öğrenci gönderiyoruz. Tabii aynı şekilde yurt dışına da bize bu şekilde öğrenci geliyor. İkincisi Mevlana projesi var biliyorsunuz. Bütün işte Türk ve akraba topluluklar arasında Türkiye'nin desteklediği Mevlana programı. Ve bu programdan da dünyanın çeşitli ülkelerine bizim öğrencilerimiz gidebiliyorlar. Oralardan da öğrenciler gelebiliyorlar. Ve aynı zamanda hem Erasmus Plus'tan hem de Mevlana'dan hocalarımız da yararlanıyor. Gidip buralarda ders hareketlerine katılabiliyorlar, ders verebiliyorlar ve oralardan da hocalar gelip bizde ders verebiliyor ve her yıl bunları fakültemizde hem gidenler bakımından yapıyoruz hem gelenler oluyor. Ayrıca ülke içerisinde de biliyorsunuz Farabi programı var. Evet. Farabi değişim programı. Herhangi bir üniversiteden bir öğrenci bir yıl geliyor, bizde okuyor veya bizdeki gidip orada okuyor. Yani bu değişim programları var. Ayrıca Uludağ Üniversitesi olarak birebir anlaşma yaptığımız bazı üniversiteler var. Bunlardan eğitim fakültesinin yoğunlukla anlaşma yaptığı Avusturya Innsbruck Üniversitesi var ki bunlarla bizim doğrudan ortaklığımız var. Secondus programı çerçevesinde ve her yıl buraya öğrenci götürüyoruz. Hoca gidip geliyor ve bunların masraflarını da Innsbruck Üniversitesi karşılıyor. Ve iki lisans öğrencisine her yıl birer yıl burs veriyorlar. Ve iki doktora öğrencisine her yıl birer yıl olmak üzere bursunu ve oradaki eğitim masraflarını Innsbruck Üniversitesi karşılıyor. Bu şekilde de çok yakın ilişkide olduğumuz bir üniversitemiz var. Yani öğrenciler kendilerini geliştirmek adına eğitim fakültesinde her türlü imkana sahipler. Aynen yeter öyle, ki istesinler. Evet. Yeter ki istesinler. Yani un var, şeker var, helva yapıp yiyecekler. Yiyecekler sadece o. Yabancı öğrencilerden bahsedelim o zaman demişken. Fakültede ya da üniversitede şu an kaç öğrenci var yurt dışından değişimle gelen ya da sınavla gelen öğrencilerimiz var ki zira biliyoruz yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi, bilgi şölenini de düzenliyoruz. Evet. Bu da bununla paralel olarak yürütülen bir şölendi. Şimdi evet son yıllarda devletimizin politikası gereği biliyorsunuz dışarıya açılma efendim Türkiye'nin efendim açılabileceği bölgelere Türkiye ile efendim hemhal olan
gönül bağı olan coğrafyaya açılabileceği her yere devletimiz politikası çerçevesinde açılıyor ve Uludağ Üniversitesi de devletimizin bu politikası çerçevesinde dünyanın bu çeşitli ülkelerinden son yıllarda çokça öğrenci almaya başladık. Yani şu anda 2000 civarında yabancı öğrenci üniversitemizde okuyor. Ve bunlar nerelerden geliyor? Türk Cumhuriyetlerinden geliyorlar, Balkanlardan geliyorlar, Afrika'dan geliyorlar. Tabii kısmen Avrupa ülkelerinden gelenler var. Efendim işte Rusya'dan gelenler var. Ve böylece hem fakültemizin her bölümünde şu anda yabancı öğrenci var. Evet. Onlar önce geliyorlar Ulu Tömer'de, yani Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi'nde Türkçe öğreniyorlar. Eğer Türkçe konuşmayı bilmiyorlarsa, ki çoğusu bilmiyor. Ondan sonra da gelip derslerine devam ediyorlar ve mezun oldukları zaman genel itibariyle ülkelerine dönüyorlar. Bazıları da Türkiye'de kalmayı tercih edenler var ama bugün her bölümümüzde özellikle yabancı öğrenci var. Daha çok tercih edilen bölümler, yoğun öğrenci gelen bölümler İngilizce bölümüne, İngilizce öğretmenliğine ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümüne yoğun öğrenci geliyor. Hatta özel eğitim bölümüne, engellilere yoğunca öğrenci geliyor ama her bölümde şu anda efendim yabancı öğrencimiz var. Yani bir nevi şunu söyleyebiliriz. Bilimin yanında aslında Avrupa'ya, dünyaya öğrenci de ihraç ediyor. Türkiye kendi eğitim sisteminden, eğitim süzgecinden geçirdiği öğrencileri de bu noktada katkı sağlıyor herhalde dünyada. Ya, kesinlikle evet. Şimdi günümüzün en öne büyük sıkıntılarından birine gelin. Türkçenin doğru kullanılması noktasında. Maalesef özellikle sosyal medyanın, teknolojinin gelişmesiyle Türkçenin kullanımında çok fazla bozulma var. Üzülerek de bunu ifade edelim. Tabii bu eğitimden kaynaklanan, aileden kaynaklanan, çevresel faktörlerden de kaynaklanan ama ben özellikle dilerseniz Fatih Hocam'a sormak isterim. Tarihsel anlamda Türkçenin geldiği nokta ve bugünkü durumunu bizlere biraz açıklayabilirseniz. Ya, teşekkür ederim Cengiz Bey. Öncelikle isterseniz bir düzeltme yapayım da ondan sonra bu konuya girelim. Şimdi bizim çalıştığımız projeyle alakalı biz Osmanlı döneminde Selanik vilayetini çalıştık. Ve Selanik vilayeti biliyorsunuz 1912 yılına kadar bizim bir vilayetimiz. Evet. Dolayısıyla hani bize dönelim derken aslında orası da bizim vilayetimizdi. Tabii. Ve biz o dönem yani tarihi kökleri itibariyle bunu çalışmıştık. Tabii ki bugün de çalışılabilir. Hani başka bir ülkede eğitim sistemi nasıl? Fakat o daha genel bakmak gerekiyor vilayet bazına değil. Tabii Selanik özel bir yer olduğu için aslında Selanik'e baktık. Çünkü Osmanlı siyaseti üzerinde çok önemli bir etkiye sahip olmuş bir vilayet. O yönüyle hani ne olmuştu acaba, böyle bir etki olmuş, buna baktık. Dolayısıyla bizim olduğu döneme baktık. Fakat bizim olmasa da bakılabilir mi? Elbette ki bakılır. İhtiyacımız var mı? Evet, ihtiyacımız da var buna aslında. Tarihsel perspektifi ortaya koyabilmek için. Şimdi ikinci noktada dil konusuna geldiğimiz zaman tabii ki bir toplumu millet haline getiren bir devletin temel unsurlarından bir tanesi, bağımsızlığın temel unsurlarından bir tanesi dildir. Yani bunun tarihiyle beraber bakıldığı zaman bu. Şimdi tarihi süreçte baktığımız zaman Türkçenin resmi bir dil olarak kullanılmasını daha önce ilan etmiş olan varsa da Osmanlı Devleti'nde görüyoruz. Evet. Osmanlı Devleti kuruluşundan beri Türkçeyi resmi bir dil olarak ilan ediyor ve Türkiye Cumhuriyeti'ne devredene kadar bu devleti bu resmi dili Türkçe olarak devam ettiriyor. Tabii ki dilin devamı aslında bir eğitimin bir parçası. Baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nde gerek medreselerde, gerek özellikle o Osmanlı bürokrasisini oluşturan, Osmanlı yönetim idari yapısını oluşturan Enderun'da Türkçe'ye ayrılmış özel dersler var. Yani o klasik eğitim kurumlarında Türkçe dersi varken bizim yeni tarz veya modern diye ifade ettiğimiz, esas itibariyle 19. yüzyılda açılan yeni eğitim kurumlarının programlarında da Türkçe derslerine çok fazla bir yer ayrılmış. Saat olarak da fazla yer almış. Yani biz yabancı dil olarak işte Fransızca, Arapça, Farsça bu derslerde verilmekle beraber asıl ilgi Türkçe'ye. Özellikle 2. Abdülhamit döneminde Türkçe dersleri üzerine çok yoğun bir şekilde gönderilmiş. Biz öyle belgelerle karşılaşıyoruz ki yaptığımız çalışmalarda. Mesela bir tane örnek vereyim. 2. Abdülhamit döneminde Arap vilayetlerine şunu yazmışlar. Bu öğrenciler Türkçe bilmiyorlar. Dolayısıyla dersleri de anlamıyorlar. Biz dersleri Arapça olarak işleyebilir miyiz diye. 2. Abdülhamit'in verdiği cevap şu, yani
bakış açısı olarak verdiği cevap şu. Hayır, bunlar Türkçeyi iyi bir şekilde öğrendikten sonra diğer derslerine devam etsinler. Çünkü ikinci Abdülhamit şunun farkında, bir dile ne kadar önem verirseniz bu dilin öğrenim ve kullanımı da sonraki nesillere o derecede aktarılabiliyor. Baktığımız zaman tarihi yönüyle dil eğitimi bu şekilde ve ifade ettiğim gibi ders saatleri açısından da en fazla saat ayrılan derslerden bir tanesi Türkçe dersleridir. Peki şu anda da böyle mi peki? En fazla saat ayrılan ders Türkçe mi yoksa değişti mi? Evet, ya Türkçe ya yine zorunlu derslerden birisi zaten. Her bölümde evet. Türkçe dersi okutuluyor. Ya ve biz eğitim fakültesi olarak yani Türkçenin düzgün kullanılmasına özellikle dikkat ediyoruz. Çünkü öğretmen olarak sınıfa giren çocuklarımızın düzgün hani genel anlamda İstanbul Türkçesi dedikleri evet. Yani kitabı Türkçe dediğimiz dili konuşmalarını önemsiyoruz ve 4 yıllık eğitim müddetince de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Ve çocuklarımız mezun oldukları zaman yani gittikleri öğretmen olarak gittikleri okullarda düzgün bir Türkçe konuşmalarını hedefliyoruz. Bunda da büyük oranda başarı sağlıyoruz. Mesela özellikle üzerinde durduğumuz diğer bir konu mesela argo veya işte sokak ağzı gibi kelimelerin kullanılmaması. Yani işte biz bir konuyu açıklarken mesela örnek vermesini isteriz çocuğun. Hani böyle toplumda var ya işte atıyorum falan gibi. Bu tip kelimelerin kullanılmasını kesinlikle istemeyiz ve öğrencilerimiz de bunu artık bu şekilde kullanır. Çünkü doğru kullanım yani Türkçenin sizin dediğiniz doğru kullanımı budur. Yani bir konuda açıklama yapacaksanız işte eskiler misal veriyorlar. İşte biz sonradan örnek veriyoruz ama bir atıp tutma gibi bir şey yok. Yani bunlar düzgün bir Türkçe kullanımı. Yani her şeyden önce zaten öğretmenin kullandığı dilin en önemli özelliği anlaşılır olması. Yani sınıftaki tüm öğrencilerin rahat bir şekilde öğretmeni anlaması lazım. Bu son derece önemli bir şey. İkincisi dili geliştirmesi lazım. Dili geliştirmesi lazım. Yani öğrencinin kullandığı kelime kapasitesini geliştirmesi lazım. Öğrencinin belki işte çevresinden, yetiştiği ortamdan ya da sokaktan kaptığı efendim argo ki bu dünyanın her yerinde var. Yani sadece bizde değil, sokak ağzı tabii dediğimiz ki ağız. Bunu sadeleştirmesi ve bunu geliştirmesi öğretmenin önemli görevi ki biz de doğrusu bunu geliştirmeye, öğretmenlerimizin bu faaliyetleri önemseyerek yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani bir beceri olarak öğretmen adaylarımıza bunu kazandırıyoruz. Yani şimdi tabii öğretmenlere bu veriliyor ama öğrenciler açısından da çok önemli bir nokta var. Kelime dağarcıklarını geliştirmek. Bu da ancak okuyarak olabilir. Yani okumayan bir toplum maalesef geri kalmaya da mahkum. Bilimsel çalışmalardan da uzak kalmaya mahkum. Bu noktada öğretmenlerin tabii ki eğitim anlamında Türkçe olsun, diğer bilimler olsun doğruyu öğretme gibi bir misyonu, bir görevi var ama bir planda da öğrencilere, aileye de iş düşüyor aslında. Bu noktada herhalde şey yoktur. Yani hepimiz hemfikirizdir. Şimdi kitap okumak çok önemli. Tabii. Ya biliyorsunuz bizim toplum az okuyan bir toplumuz. Bu öteden beri gelen bir şey. Şimdi biz eğitim fakültesinde ne yapıyoruz? Öğretmenlerimizde kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için sürekli okuma ödevleri veriyoruz. Çünkü yani temelde baktığımız zaman üniversitede kazanılır mı? Evet, kazandırmaya çalışıyoruz. Çünkü esasında ilkokulda kazandırılması gereken bir davranış bu. Yani mesela İngilizlere falan bakıyoruz, Avrupalılar. Yani ilkokulda çocuk okumaya geçtiği anda okuma alışkanlığı kazanıyor. Çünkü zaten kitap okuyarak okumayı öğreniyor. Yani bizim yanlışımız belki böyle bir cümle okutarak, kelime okutarak. Halbuki çocuk okumaya geçtiği zaman elinde küçük küçük kitaplar. Yani merak uyandıracak ve okuma isteğini artıracak kitaplarla başlaması lazım. Yani Avrupalılara bakıyorsun, nereye giderlerse çantalarında bir kitap var. Bunu sağlamalıyız yani. Eğer toplumumuzda bilgi birikimini ve entelektüel düzeyi, hatta bilimin gelişmesini de istiyorsak bilgi birikimi şart. Şart, mutlaka hocam. En önemli. Şimdi bizler de okurken
onlarca, yüzlerce kitap okuduk. Şimdi eğri eğri doğruya doğru konuşmak lazım. Bize zamanında aslında angarya gelen, ya bu da bizim işimize yarayacak mı? O hoca bizden bunu niye okumamızı istiyor dediği şeyin faydasını gerçekten hayata topluma çıktığımızda, toplumun bir bireyi parçası olduğunu, öğrencilik hayatını geride bıraktığımızda çok daha iyi anlayabiliyoruz aslında. Evet. Şöyle bir katkı yapabilirim isterseniz tabii. Cengiz Bey. Şimdi bu dil tabii ki, yani biz Türkçe derslerinden bahsettik. Hocam dilin geliştirilmesinden, kelime dağarcığının geliştirilmesini ifade etti. Şimdi bunun yolu da farklı farklı alanlarda okumak suretiyle ancak dil evet. gelişebiliyor. Çünkü her bir bilim alanının kendine has kavramları var ve insanlar bunları okudukça o kelime dağarcıkları gelişebiliyor. Şimdi biz eğitim için de bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani tarih dersleriyle, felsefe dersleriyle, coğrafya dersleriyle, sosyoloji dersleriyle, çünkü her birinin farklı anlamlara gelen kendine göre kavramları var. Ve bizim öğretmen olacak öğrencilerimiz bu kavramları öğrendikçe kelime hazineleri genişletiyorlar, kavramları genişletiyorlar. Dolayısıyla bu da bu şekilde sağlanabilir. Yani tek başına aslında Türk Dili ve Edebiyatı dersleriyle bunu genişletmek de mümkün değil. Evet. Hepsini beraber düşünmek lazım. Yani sadece Türk Dili Edebiyatı odaklı düşünürsek, evet mutlaka ve mutlaka Türk Dili Edebiyatı en önemlisidir bu dil konusunda. Fakat diğerleri çok fazla katkı sağlar. Yani biz tarihi, felsefeyi, çünkü en büyük problemlerimizden bir tanesi bizim kavramlar konusundaki eksikliklerimizdir. Yani 19. yüzyılda bu yeni alanlarla ilgili çalışmalar başladığı zaman kavramlar yok. Ve kavramlar olmadığından dolayı da insanlara bir şey anlatmak mümkün değil. Şimdi reklama gideceğim ama reklamdan önce hemen küçük bir şey sorayım. Hemen ardından reklama pas edeyim. Benim aslında en üzüldüğüm noktalardan bir tanesi de dünyada her yıl en iyi üniversiteler listesi açıklanır. Maalesef bunca eğitim çalışmasına, bunca bilimsel faaliyete, bahsettiğiniz çalışmalara rağmen nedense Türkiye'den bir ya da iki üniversite haricinde halen biz bu üniversiteler listesine bir üniversite sokabilmiş değiliz. Üzüldüğüm noktalardan biri de budur. Dilerseniz bunun cevabını da reklamdan döndükten sonra sizlerden alalım. Sevgili izleyenler, kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz. Evet sevgili izleyenler, kısa bir aranın ardından akademik bakış kaldığı yerden devam ediyor. Reklamdan önce bir soru yöneltmiştim aslında. Evet. Neden Türkiye'deki üniversiteler bu dünyada açıklanan en iyi üniversiteler arasında yer almıyor şimdi, ya da çok az? Tabii teşekkür ederim. Şimdi tabii yani biz yani baştan söylediğim şey, yani gelişmekte olan bir ülkeyiz. Yani bu gelişme dediğimiz şey her alanda aynı. Yani üniversitelerimiz çok gelişmiş de altyapımız az gelişmiş değil. Bu hepsi birbirine bağlı. Bak arkadaki fonda bir kütüphane var. Şimdi bu Avrupa'da bir üniversite kütüphanesi. Ben zannediyorum Oxford falan yani. Efendim.
Şimdi bu kütüphanelere sahip olmalıyız öncelikle. Bu tip kütüphanelere sahip olmalıyız. Bu tip araştırma altyapılarına sahip olan üniversiteler kurmalıyız. Bunları projelerle, büyük projelerle desteklemeliyiz. Ve tabii şu anda esasında çok kötü bir durumda değiliz. Evet. Yani şu anda Türk üniversitelerinde çok ciddi projeler çıkarıyor, çok ciddi araştırmalar yapıyor. Fakat bu da ne oranında? Bunları desteklediğimiz oranda. Ya şimdi diğer bir şey de mesela niye ilk 500'de yokuz? Şimdi onların kuruluş sıralamasına baktığımız zaman ilk 500'de açılmış mıyız, ilk 500'de var mıyız? Yani bu da bir şeydir yani. Üniversitenin kuruluş zamanıyla gelişmesi birbiriyle orantılıdır. Yani. Ya bir de mesela bazı şeyler var ki, mesela bu kriterlerden yani o ilk 500'e giren, ilk 100'e giren üniversite mesela Nobel ödülü alan insan yetiştirmiş olmak. Şimdi bunun gibi kriterleri var. Dolayısıyla bu kriterler de daha çok o ödülü verenlerden yana çalışıyor. Evet. Yani bunların da bir etkisi var. Yani evet biz tamam belki çok gelişmiş üniversitelerin düzeyinde değiliz henüz ama fakat öyle ilk 500'de saydıkları üniversitelerin de bir kısmından daha iyiyiz. Evet. Yani ama işte bu tip kriterler olunca bu sefer yani bir yerde bu kriterleri koyanlar da hesapları kendilerine göre yapıyorlar. Biraz ondan da kaynaklanıyor. Ama inşallah bizden de Türkiye'nin içinden de günün birinde Nobel alanların sayısı çok daha fazlalaşır. Fizikte olsun, kimyada olsun, edebiyatta olsun. Gönül burada bir Türk'ün ismini görünce orada çok da seviniyor. İnşallah ilerleyen dönemlerde işte dediğiniz şartların oluşması durumunda eğitime verilecek desteğin artmasıyla bunlar da sağlanır diyelim. Şimdi güncel konulara geçelim isterseniz. Birkaç güncel soru sormak isterim. Özellikle son dönemlerde tabii temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavının kaldırılması, işte LYS sınavının YKS sınavı olarak değiştirilmesi. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Ben bir iki şey söyleyeyim. Sonra Fatih Hocam'dan da alacağım tabii. Onun da görüşlerini alacağım. Şimdi yani geçiş, temel eğitimden orta öğretime geçiş, TEOG sınavının kaldırılması. Yani bu tam olarak kaldırılması bana göre çok mümkün gözükmüyor. Çünkü çok sayıda öğrencimiz var ve bu öğrencileri başarılarına göre bir şekilde tasnif etmemiz lazım. Yani üst düzey çalışkan ya da işte zeka düzeyi falan olanları bir araya lisede en azından getirmeliyiz ki orada eğitimin kalitesini de o oranda yükseltelim. Yani bu da bir seçme işi yapılması lazım. Bu batılı ülkelerde de var. Ondan sonra üniversite seçmeleri. Yani şimdi bazen hani bunun sınavların tamamını kaldıralım. Şimdi sınavların tamamını kaldırdığımız zaman nasıl seçeceğiz? Evet. Yani işte not ortalamasına göre seçelim. Biliyorsunuz not ortalamasına göre seçmelerin de belli handikapları var. Belli problemleri var. Dolayısıyla bu problemleri de görmek lazım. Bunları nasıl atlatırız? Yani bizim gibi çok öğrencisi çok olan, yoğun olan ülkelerin bir şekilde seçme sınavına ihtiyaçları var. Burada genel itibariyle yani öğrencilerimiz daha rahat etsin şeklinde ya da öğrencilerin istekleri karşısında. Şimdi öğrenciler, evet öğrencilerimizi mutlu edeceğiz. Öğrencilerimizi mutlu etmek için çalışıyoruz. Yalnız ben burada iddialı olarak bir şey söylüyorum. Öğrencileri yetişkin hayatında mutlu etmek için bir eğitim vermeliyiz. Yani okurken öğrenci neyle mutlu olacağını bilemiyor. Gelecekte neyle mutlu olacağını bilemiyor. Onun için okurken bir sefer öğrencileri donanımlı bir yetiştirmemiz lazım. Bilgi altyapısına sahip, becerilere sahip ve çeşitli projeler geliştirebilecek, öğrendiği bir şeyden bir başka sonuç çıkarabilecek bir beceriye kavuşturmamız lazım. Ve bu da laboratuvarda çalışmakla ya da okumakla ya da çeşitli etkinlikler yapmakla kazandırılabilecek durum. Şimdi bu işte TEOG'un yerine gelen şeylerde belli etkinlikler mesela sanatsal etkinlikler ya da bilimsel etkinlikler ya da sportif etkinlikler burada da etkili olacak. Yani bu şudur,
Öğrenciler yeteneklerine göre bu sefer puan toplayabilecekler. Evet. Yani eskiden sadece testlerde aldıkları puanlar burada geçerli oluyordu. Şimdi ise diyelim bir öğrencimizin sanatsal bir yeteneği varsa o zaman orada gelişerek puanını oradan alabilecek. Testler de zira öğrencileri ezberci bir eğitime doğru itiyor hocam. Yani tek amaçları bu sefer o testlerde evet, başarılı olmak, o sınavdan yüksek almak ki zira bu yıl işte TEOG'da tartışmaların başlamasına neden olan 17 bin yaklaşık 15-17 bin arasında birinci çıkması. Çünkü öğrenciler dediğiniz gibi sanatsal faaliyetlere yönlenmekten ziyade sadece test çözerek yani bunun evet. da aşılması gerekiyor tabii. Tabii yani bunun da aşılması lazım ama yani muhtemelen bir miktar yine sınava ihtiyacımız var. Çünkü belirleyici olacak şeyler ama sınavın dışında da diğer etkinliklerin burada not ortalaması olarak katılmasıyla öğrencilerin yeteneklerinin bu sistem içerisine dahil edilmesi, yetenekleri, yani bilime de yeteneği olabilir. İşte çocuğun birisi eğer ortaokul çağında bir keşif yapabiliyorsa, bu keşifin illa efendim mutlaka büyük dünyayı değiştirecek bir şey olması gerekmiyor. Ama bir şeyi keşfetmiş olması, bunun da bu sisteme dahil olmasıyla öğrencilerin bu sefer yaratıcı zekalarını geliştirmek ve üretme ve keşfetme efendim zekalarını geliştirmek, o yöne yönlendirmek ve bunlar da şimdi bunun içine dahil olunca yani TEOG sistemi içerisine ya da işte liseye geçiş sistemine içerisine dahil olunca eminim gelecekte öğrencilerimiz hem bilgi öğrenecekler hem bu bilgileri efendim beceriye veya efendim yorumlamaya dönük veya buluşa dönük yönlerini geliştirecekler. Hocam sizin nedir düşünceniz bu TEOG ve LYS'nin kaldırılması? TEOG için şimdi henüz açıklanmadı daha yerine gelecek sistem ama LYS yerine açıklandı. YKS diye bir sistem getirildi. Yüksek Öğretim Kurumları sistemi. Tabii bu da eleştirilere aslında yol açtı baştan. Özellikle sayısalcılara avantaj, sözelcilere dezavantaj denildi. Ardından burada bazı kriterler değiştirildi. Puan hesaplamaları noktasında ilk açıklananda yanılmıyorsam eşit ağırlıkçı öğrencilerinin işte sözel konularda soru sorması, soru cevaplaması pek önem arz etmiyordu. Sonra değiştirildi. Evet. Tarihte eklendi. Bu noktada neler söyleyeceksiniz bu çocuğa? Yani gibi isterseniz bir önceki sorunuzdan başlayalım da öyle devam edelim. Bu hani Türkiye'deki üniversitelerin işte ilk 500 ya da ilk 1000 üniversiteler arasına girememesiyle ilgili. Şimdi hocam bir miktar bahsetti. Üniversitelerin kuruluş tarihleri ve o tarihlerinin, kuruluş tarihlerinin başarılarına etkileriyle ilgili. İsterseniz çok kısa bir şekilde ben Avrupa'daki üniversitelerin nasıl kurulup geliştiği hakkında bilgi vereyim. Şimdi bir önceki bölümümüzde, ilk bölümümüzde bahsetmiştik. İslam medeniyetinin dünya medeniyetine katısı, eğitim anlamında katısı. İşte İslam medeniyetindeki o medreselerden örnek almak suretiyle Avrupa'da 12. yüzyılın ikinci yarısında ilk üniversiteler kurulmaya başlanıyor. Tabii hepsi medreselerden örnek alarak kurulmamıştır. Fakat bugün o en köklü Bologna Üniversitesi'ne, Oxford Üniversitesi'ne kadar hepsi medrese örneğinde kurulmuştur. Yani örnek alınmak suretiyle. Tabii onların 200-300 yıllık bir gelişim süreci nihayetinde İslam medeniyetinde eğitim anlamında bir geriye gidiş söz konusu. Özellikle 13-14. Yüzyıldan sonra. Tabii ki o dönem bu İslam medeniyetinden aldıklarıyla Avrupa'da Rönesans ve Reform hareketlerinin başladığı bir dönem ki o dönemin de etkisiyle 17. yüzyılın sonunda yani 1600-1600'lü yılların sonunda modern diye ifade edilen bugünkü üniversitelerin temelleri oluşturulmuş. Fakat bu yapılırken eskiden var olan üniversitelerden bu dönüşüm sağlanmış. Yani eskiyi tamamen yıkmak suretiyle veya onun yerine yenisini kurmak suretiyle olmamış. Bu işte Almanya'da Halle Üniversitesi'dir. Modern anlamdaki üniversitelerin kuruluşu olarak bu kabul edilir. Ki burada kabuldeki temel faktör de şudur. Üniversite Halle Üniversitesi'nden sonra akademik çalışmaları yapan, bilimsel çalışmaları yapan ve bu yaptığı çalışmalardan elde edilen sonuçları öğrencilerine aktaran kurumlar olarak düşünülmüş. Şimdi kabaca 1700 sayarsak kurulmuş üniversiteler ve yaklaşık olarak bugüne kadar 300 yıllık bir tarihi gelişim süreci var, değişim süreci var. Tabii ki değişim bunun her aşamasında var, her döneminde var. Şimdi bir de bizim üniversite sistemimize baktığımız zaman biz Osmanlı Devleti'nde yüksek öğretim düzeyindeki eğitim kurumlarımızdan bir tanesi medreseler.
Bir diğer Enderun. Şimdi medreselere baktığımız zaman 19. yüzyıla geldiği zaman kendisinden bekleneni verememiş veya o dönüşümü sağlayamamış. Bu defa ne yapılıyor? Medreseler kendi halinde bırakılmak suretiyle onların yerine yenisi teşkil edilmeye sağlanıyor. Bizim modern anlamda veya medrese dışındaki ilk yüksek öğretim kurumumuzun kararı 1846'dır. Evet. Sağlıklı bir şekilde kurulup da işlemesi de Sultan II. Abdülhamit döneminde 1900 yıldır. Darülfünun'dur bu. Doğru. Ki bugünkü İstanbul Üniversitesi. Bakın sağlıklı olarak kuruluşu 1900. Kaç yıllık geçmişimiz var. Tabii ki bu yaklaşık olarak 200-300 yıllık süreyi ki bunun evveliyatı da var. Biz o kadar kısa bir sürede tamamlayıp da yetişmemiz mümkün değil. Tabii ki burada farklı faktörler de etkendir. Yani siyasi faktörler, ekonomik faktörler. Şimdi baktığımız zaman Avrupa ekonomik olarak 19. yüzyılda o sömürgecilik faaliyetleri altyapılarının tamamını halletmişler. O sanayileşme suretiyle müthiş bir ekonomik birikim sağlamışlar. Tabii ki bu birikimin bir yansıması da üniversitelerdi. Çünkü kaynaklara aktarılmak suretiyle üniversiteler geliştiriyor. İşte kütüphaneden bahsediyoruz. Kütüphane kurmak elbette ki öncelikle fikir de. Fakat bunun bir de mali yönü var. Bunları sağlayabilmek için de sizin ekonomik olarak da çok güçlü olmanız lazım. İşte bunların hepsi beraber yürüyor. Hani bizim o sıralamalarda eleştiri yaparken ki eleştirilmeliyiz de bu da anlayışla karşılanması lazım. Bunlar da göz önünde bulundurmak lazım. Biz hemen o yarışacak düzeye ne kadar gelebildik? Tabii hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Onu söyleyelim. Çünkü artık bilgi toplumunda yaşıyoruz. Sanayi toplumu geçmiş. Biz henüz daha yeni sanayileşen bir ülkeyiz. Fakat sevindirici olan şudur. Biz sanayileşirken aynı zamanda bilgi toplumu olma yönünde de ilerliyoruz. Yani biz aslında ikisini beraber yapıyoruz. Fakat zorlanıyor muyuz? Elbette zorlanıyoruz. Çünkü açığı hızlı bir şekilde kapatma yolunda ilerliyoruz. İlerliyoruz kesinlikle. Şimdi diğer taraftan geldiğimiz zaman hani eğitim sistemimizde sık sık değişiklikleri yapılıyor isterseniz ki bu sadece bu son yılların değil, önceki 10 yılda, önceki 20 yılda, önceki 30 yılda da bu değişimler sürekli oluyor ve gerçekleşiyor. Bu yönde de eleştiri dolu tabii. Neden bu kadar eleştiri hızlı bir şekilde değişiklik yapılıyor, sonuçlar alınmıyor falan diye. Fakat aslında hocam ondan da bahsetti. Biz aslında şuna bakmamız gerekiyor. Tarih olarak nasıl bir gelişim çizdik siz dedik. Bu gelişim çizgisinde bizim özümüzde ne var? Buna bakmadan yapıyoruz zannederim. Evet. Sadece gelişmiş ülkelere bakmak suretiyle kendi özümüzdeki o yapıyı anlamadıktan sonra bu değişiklikleri yaptığınız zaman hep askıda kalıyor. Tam olarak anlam ifade etmiyor ve onun için de sık sık tam değiştirmek temel zorunda. Kurulamıyor, değil mi? Temel ondan dolayı kurulamıyor. Eğer bunu yapabilsek belki çok daha sağlam bir temel oluşturabileceğiz. Şimdi şunu da unutmamak lazım. Hani sınavlar bir eleştiri konusu, sınavların kaldırılması ayrı bir eleştiri konusu. Bizim öğrencimiz yaklaşık 20 milyon öğrencimiz var. Hani düşündüğünüz zaman 10-15 milyon arasında bizim ilk öğretim ve orta öğretim çağında öğrencimiz var. Dünyadaki ülkelerin çoğundan daha fazla öğrencimiz var. Tabii ki bunu organize etmek o kadar kolay bir iş değil. Veya tam anlamıyla bölümlere ayırmak da kolay bir iş değil. Şimdi baktığımız zaman hocamız ifade etti, sınavları tamamen kaldırmak mümkün mü? Bu mümkün gözükmüyor. Tabii ki eleştiri zaten en büyük eleştiri şurada Sayın Cumhurbaşkanımız bu da. Bu noktada o zaman şunu ifade edelim. Geçtiğimiz haftalarda MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bir teklifi vardı. Gelin üniversite sınavlarını da ileride kaldıralım. Mümkün görebiliyor musunuz şimdi? Onu soralım. Eğitimci olarak siz ne düşünüyorsunuz? Kaldırılabilir mi? Ben devam edeyim hocam onunla sana. Şimdi şöyle, zaten aslında fiili olarak bazı programlar için, bazı üniversitelerin bazı bölümleri için sınav kalktı aslında. Çünkü birçok programımız kontenjanını dolduramıyor. Bu ne anlam geliyor? Asgari belirlenen o niteliği yerine getirirseniz, eskiden bizim zamanımızda 4 tane soru yapmaktı. Fakat şimdi biraz daha farklı. İşte birinci basamak yeni sistemle bunun işte belli bir puanı almak lazım ki lisansa yerleştirebilirim. Siz tercih yaptığınız anda zaten o programa yerleşmişsiniz anlamına geliyor. Dolayısıyla burada bir sınav var mı aslında? Taban sınavı geçtikten sonra aslında sınav kalkmış durumda. Fakat tıp fakültesi için veya Uludağ Üniversitesi eğitim fakültesi için sınavı kaldıralım. Peki kimi alacağız? Evet. Bir kriterimiz olacak değil mi? Her ne olursa olsun, nasıl olursa olsun bir kriter koyacağız. Bu kriter de herhalde sınav oluyor. Ha, bunu şekli tartışılabilir, nasıl yapılması lazım. Her şeyi kaldırsanız öğrencilerimizin not ortalamayla kabul etsek dahi yazılı yapılıyor. Evet.
Evet. Lisede yapıyorlar. Bu da sınav değil midir? Mutlaka bir sınav. Mutlaka bir sınav var. Eğer ki bir şeyi birden fazla kişi istiyorsa ya kura çekeceksiniz ya da sınav yapacaksınız. Evet. Tıp fakültesini nasıl kaldırabilirsiniz? Ama dediğim gibi bu aslında bu teklifin fiili bir karşılığı var. Kontenjanlı boş kalan programlarımızda aslında fiil olarak sınav kalkmış durumda sadece tek şart var. O birinci basamağa geçebilmek. Dolayısıyla aslında fiiliyette uygulanıyor şu anda bu sınavsızlık. Hocam siz neler söyleyeceksiniz? Evet, teşekkür ediyorum. Tabii yani 180 barajını geçen öğrenciler tercih yaptıkları zaman Fatih Hoca'nın dediği gibi bir yere yerleşirler. Evet. Ama o temel barajı geçmek lazım. Şimdi 5000 yıllık 1000-1200 civarında öğrenci alıyoruz bizim eğitim fakültesi olarak. Şimdi buraya 10.000 kişi müracaat ettiği zaman nasıl yerleştireceğiz? Yani duygusal bir yakınlıkla yerleştiremeyiz herhalde, değil mi? Evet. Yani dolayısıyla yani iyi olanları yerleştireceğiz. Hak edenleri yerleştireceğiz. Yani genel itibariyle bu, o zaman da demek ki bir seçme yapacağız. Bu seçmenin niteliğini tartışabiliriz. Efendim daha uygun olanları nasıl seçeriz ya da öğretimi teste endekslemeden seçmek. Yani becerisini, efendim yatkınlığını. Çünkü bazen de mesela burada söyleyeyim, biz yılların işte hocalığıyla birlikte edindiğimiz tecrübe. Mesela bazı öğrencilerimiz var. Mesela fakülteyi birincilikle bitiriyor ve her alanda çok başarılı oluyor. Ama bazı yıllar böyle başarıyla bitiriyor. Mesela diyoruz ki bu yüksek lisansa girsin, araştırmacı olsun. Fakat araştırma alanına geldiği zaman kalıyor evet. Yani yeteneğin demek ki biz üniversite ortamında da tam yeteneğini, yani araştırma yeteneğini ortaya çıkaramıyoruz ama verdiğimiz dersi çok fazlasıyla geri veriyor. Yani biz diyelim ki normal bir şey anlattıysak o daha fazlasını bize geri veriyor ve tam puanla not alıyor, bitiriyor. Ama kendi başına bir proje yapması ya da kendi başına bir araştırma yapmasını verdiğiniz zaman bakıyorsunuz ki burada başarılı olamıyor. Yani bu da herhalde biraz yetenek artık, yani çünkü herkes aynı alanda değil, yani herkesin yeteneği aynı değil. Bir de yani şunu da yani buradan hem velilerimiz için hem de öğrencilerimiz için söylemek istiyorum. Hepimizin içinde bir ayrı dünya yatıyor. Yani hepimiz aynı şeyi aynı ölçüde başaramayız ama hepimizin birbirimize göre üstün olduğumuz yönlerimiz vardır. Bunu unutmamak lazım. Yani birimiz dili kolay öğrenemeyebiliriz ama matematikte çok iyi olabiliriz. Ya da fen bilgisinde ya da matematiğimiz çok iyi değildir ama sosyal zekamız çok iyidir. Efendim iletişimimiz çok iyidir. İnsanlara efendim yaklaşımımız çok iyidir. Ve diğer becerilerimiz çok iyidir. Yani onun için her birimizin, yani her bir bireyin içerisinde ayrı bir dünya yatıyor. Evet. Ve dolayısıyla o dünyanın içerisinde mutlaka bir diğerine karşı üstün yönü vardır. Evet. Ama her birinin bir başkasının. Burada da sanıyorum herhalde en önemli görev yine eğitimcilere düşüyor ki o öğrencinin hangi konuya yeteneğini olduğunun belirlenmesi kesinlikle anlamında, ortaya kesinlikle çıkarılması, teşvik edilmesi anlamında herhalde en önemli görev yine o biz kesinlikle eğitimcilere. Şimdi, bakın bunların yani eğitimcilerin diyelim ki birebir yetenekleri ortaya çıkarmasında işte öğrenci sayılarımızı azaltmamız ve hoca sayısını, yani ister ilkokulda, ortaokulda, ister üniversitede. Yani çünkü öğrenci, hoca başına düşen öğrenci sayısı ne kadar az olursa, ki işte OECD ortalamaları 22 civarında falan hoca başına düşen öğrenci sayısı. Bunu yakaladığımız zaman o zaman hocanın da öğrencinin yeteneğini ortaya çıkarmaya dönük. Yani birebir öğrenciye işte danışmanlık etmek. Haftalık öğrencinin çalışmalarını ya da haftalık öğrencinin sorunlarını ya da haftalık öğrencinin kafasındaki soruları cevaplamak. Yani mesela ya bu konuda zannediyorum İngilizler çok başarılılar. Yani orada bir miktar görmüştüm. Her öğrencinin bir hoca danışmanı var. Lisansta her öğrencinin bir danışmanı var. Ve haftada bir saat mutlaka o hocasıyla görüşüyor. Bir saat. Yani özel sorunlarından tutun da efendim anlamadığı konulara kadar her bir şeyi o bir saat içerisinde ama mutlaka o bir saati hocasıyla geçiriyor. Geçiyor. Evet.
Yani bunu sağlamamız lazım. Bunu sağladığımız zaman işte o zaman gerçekten yeteneğini ortaya çıkarıyor. Yani şimdi biz yüzlerce öğrenci mezun ediyoruz. Yani öğrencilerimiz geliyor, saygı duyuyorlar. Hocam sizden çok istifade ettik. Hocam nasılsınız? Hürmet ediyorlar. Yani biz de onları tanıyoruz. Ama yani bir sene sonra isimler neydi unutuyoruz. Niye? Çünkü çok fazla öğrencimiz var. Evet. Ve bazen işte çok yakın olduğumuz ya da böyle unutulmayacak özellikleri olanları hiç unutmuyoruz. Ama bir kısmını özelliklerini unutuyoruz ama işte öğrencimizdi diye hatırlıyoruz ancak. Yani biz, ben yine kendimden örnek vereyim. Üniversite, Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden birini okudum ama amfimizde 150-200 öğrenci birden aynı anda ders. Mutlaka hocalarımızın da her bir öğrencinin ismini bilmesi, tanıması, onlarla yakından ilgilenmesi ki bu da şimdi Cengiz real Bey, baktığımızda söz konusu değil. Tabii. O yani dediğiniz gibi 150-200 kişilik, 300 kişilik, 500 kişilik amfilerde ders verilmesi o normal bir şey. Yani teorik bir konudur. Bunu 100 kişiye de anlatsanız, 50 kişiye de anlatsanız, 500 kişiye de anlatsanız bu çok değişmez. Bu olacak. Ancak bir de o çocuğun o derste, o konferansta diyelim. Yani çünkü dünyada dersler genellikle üniversitelerde konferans sistemidir. Konferansta aklına takılan soruları orada sormasının ve cevabını almasının imkanı yok. İşte o bir saatlik teorik saatte gidiyor diyor ki efendim, veyahut da onların asistanları var. O konferansı veren hocaların o konferanstan sonra onların uygulamaları var gidiyor. O asistanlara bu sefer sorularını soruyor ya da uygulamalarını yapıyor ya da laboratuvarını yapıyor. Yani alan hangi alansa. Dolayısıyla bunları entegre bir şekilde yani bir yetişmiş hoca evet gelir bir saat iki saat dersini anlatır ama etrafındaki asistanlar da onun açıklamalarını yapar ya da laboratuvarını yapar veya sorularına cevap verir ve böylece bir entegre sistem olarak yetiştiriyorlar. Veyahut da hoca bir saat ders anlattıktan sonra her öğrenciye proje verir. O kadar öğrencinin projesini hocanın kontrol etme imkanı yok. Onların asistanları var. Dolayısıyla asistanlar da o projeleri tek tek kontrol ediyorlar. Ve böylece bilgi sonra beceri. Evet. Bunları entegre etmeliyiz. Yani onun için de tabii yani biraz önce söylediğim kaynaklarımızla başarımız arasında orantı vardır. Yani üniversiteye ne kadar kaynak akıtırsak bu da gelecek bize bilgi birikimi olarak, teknoloji olarak, buluş olarak geri dönecektir. Hocam bu medreselerdeki müzakere sistemi gibi değil mi hocam biraz? Yani evet Fatih Hoca doğru söyledi. Bu mesela Batılılar bunu bizden örnek almışlar. Medreselerde biliyorsunuz şeyler var. Muit dedikleri. Yani müderrisin yardımcısı. Yani. Derse geliyor, hoca diyelim bir saat, iki saat, üç saat dersi anlatıyor. Sonra hoca kalkıp gidiyor. Ve muit orada müzakere ettiriyor. Yani öğrencilerin birebir anlamadıkları konular yeniden onlara anlatıyor. Veya birlikte yeniden tartışıyorlar ve daha iyi öğrenmeyi sağlıyor. Maalesef İngilizler bizde örnek almışlar bunu. Teaching asistanlık diyorlar, öğretim asistanlığı diyorlar. Hoca konferansı verdikten sonra bu sefer asistan da hocanın eksik kalan yerleri ya da öğrencinin birebir. Çünkü yani biraz önce söyledim o bireysel farklılıklar. Mesela belki bir kısım öğrenciler hocanın o bir saatlik konferansında her şeyi anlıyor. Evet. Ama bir kısmı anlayamıyor veya bir kısmı eksik anlıyor ya da kafasında belli sorular oluşuyor. İşte onları da o asistanlarla, teaching asistan yani eğitim asistanı dedikleriyle evet. Çözüyorlar. Yani maalesef ama bunları bir entegre etmemiz o lazım. O noktada da sorgulayıcı bireyler yetiştirilmesi gerekiyor. Yani soru sormadan korkmayacak. Ya da ben bu soruyu sorayım mı, sormayayım mı, sormalı mıyım, sormamalıyım şeklinde öğrencinin kafasında bir tedirginlik de olmaması lazım. Yani öğretmenlerine, hocalarına gidip anlamadıkları noktaları ya da eksik kaldıkları noktaları mutlaka sormaları lazım. Ya şimdi artık yani bu aşıldığına inanıyorum aslında. Bu olmuşsa gelişti. Artık. Yani sınıfta da bakıyoruz işte bir şey anlattığımız zaman öğrenci yani kafasına takılıyorsa hocam bana göre bu yanlış ben başka yerde şöyle okumuştum falan gibi soruyor. Tabii belki tam okuduğu ona denk gelmiyor ama bir şekliyle tartışmaya giriyor. Yani son yıllarda görüyoruz öğrencilerimiz bizimle tartışmaya giriyor. Bu oldukça önemli bir gelişme.
Bu sizin de hoşunuza gidiyordur aslında. Öğrencilerin zaten orada bir o yani, konuda tartışması yani demek ki bu da şunu gösteriyor. Öğrenci o konuda bir bilgi birikiminin tabii olduğu. Okuyor, kendine bir güven geliyor. Evet. Bu oldukça önemli bir şey. Zaten bunu istiyoruz. Zaten yani gelişme şudur. Eğer Fatih Hoca, işte ben onun üniversitede de hocası oldum. Eğer beni geçemezse bu ülke gelişemez. Evet. Beni geçmesi lazım. Estağfurullah. Yani. Yok hayır yani bunun işi budur yani. Eğer yani hocalar böyle hani ulaşılamayacak gibi insanlar diye görürsek dünya da gelişmez. Hiçbir şey gelişmez. Evet. Mutlaka o sorgulamayı, o şeyi yapmamız tabii lazım. Tabii bu noktada Türkiye'deki üniversite sayısı, o noktada da eğitimci olarak sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Her şehre tabii bir gelişim atağı sağladık, üniversiteler kurulduk. Bu doğru muydu sizce? Yani üniversite sayısını artırmak mı yoksa verilen eğitimin niteliğini artırmak mı çok daha önemli? Evet, teşekkür ediyorum Cengiz Bey. Bu oldukça yerinde bir soru. Çünkü çok tartışılan bir konu. Şimdi Türkiye'nin nüfusu 80 milyona yaklaştı. Evet. İngiltere'nin nüfusuna kadar 60 milyon. İngiltere'de kaç üniversite var? Türkiye'de kaç üniversite var? İngiltere'de bugün 400 üniversite var. Evet. Biraz öğrenciler, onların dışarıdan öğrenciler fazla geldiği için belki şey yapıyor. Ama bizim 80 milyona yaklaşan ülkemizde işte 200'e yaklaşan üniversitemiz var ki bu 200 üniversitenin de yaklaşık 100'e yakını biliyorsunuz vakıf üniversitesi. Evet. Yani çok az öğrenci okutan yani devlet üniversitelerine göre ve de araştırmacı sayısı devlet üniversitesine göre sınırlı olan. Şimdi biz yani devlet üniversitesi olarak daha 100 civarındayken ya efendim her ile bir üniversite açılması doğru mu demek mantıklı bir şey değil. Evet. Tabii ki yeni kurulan üniversiteler kalite itibarıyla yani eğitim kalitesi, araştırma kalitesi itibarıyla haliyle biraz geride olacaklar, düşük olacaklar. Fakat kurmadığımız zaman nasıl gelişecek bunlar? Kuracağız, gelişecekler. Yani Türkiye'de işte Fatih Hoca'nın dediği Darülfünun yani 1900 yılında kurulmuş ve bugün İstanbul Üniversitesi olmuş. İki tane tıp fakültesi var, mühendislik fakülteleri var, bütün fakülteler var ve işte Türkiye'nin gelişmiş üniversiteler arasına girmiş. Eğer 1900'de kurulmasaydı, 2000'de kurulsaydı bugün İstanbul Üniversitesi'nden bahsedebilir miydik? Ya Uludağ Üniversitesi işte 1975'te kurulmuş ve diyoruz ki Uludağ Üniversitesi ülkemizin işte 40 yıldır gelişmiş. Peki 75'te kurulmasaydı da 95'te kurulsaydı bu gelişmişliği sağlayabilir miydi? Yani genellikle hem yani akademik camiada hem de maalesef çeşitli camialarda bunlar tartışılıyor diye. Yeni üniversite kuruldu efendim işte bunlar kalitesi düşüyor. Hayır efendim. Yani yeni üniversite Uludağ Üniversitesi'nin kalitesini düşürüyor mu? Boğaziçi Üniversitesi'nin kalitesini düşürüyor aslında mu? Rekabeti de bir anda artırmadı. Tabii ki. Bugün bakın ben çok iyi bir noktaya işaret ettiniz. Türkiye'de araştırma üniversiteleri içerisinde ilk ona giren Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi. Daha kurulmuştu 10 yıl olmadı. Bakın rekabeti artırdı. Çok iyi araştırmacılar topladı ve işte İzmir Teknoloji Üniversitesi. Bunlar ilk ona girdiler. Bunların kuruluşu 10 sene olmadı daha. Ama demek ki kaynak aktarıldığı zaman, iyi imkanlar verildiği zaman biz de kısa zamanda büyük işler yapıyoruz. Tabii onlar biraz teknoloji alanında yani biraz daha butik üniversite dediğimiz üniversite. Yani Uludağ Üniversitesi gibi her fakültesi olan değil ama kaynak aktarıldı ve doğru yapılandılar kendi işlerinde de ve işte Türkiye'nin ilk 10 araştırma üniversitelerinden birisi oldular. Yani bunun her şeyi başarabiliriz. Bunu da eleştirilecek, kötü anlamda eleştirilecek bir yanının olmaması lazım. Hiç yok ama Bayburt Üniversitesi'nde de okumaya ihtiyaç duyan öğrencilerimiz var. Evet. Onlar da orada okuyacaklar. Yani onların hepsini biz Büyükşehir'e toplayamayız. Büyükşehir'e topladığımız zaman da Büyükşehir'de işte bir sürü altyapı problemi çıkıyor. Ulaşım problemi çıkıyor. Bayburt'ta yürüyerek de gidebilirler üniversitelerine. Yani oralarda da gayet kaliteli, iyi eğitimler de veriliyor. Kesinlikle yani bu yetiştirdiğiniz elemana bağlı. Yani efendim buradan hiçbir kimse diyemez ki işte Uludağ Üniversitesi'ndeki hoca falanca üniversitesi hocadan daha iyidir. Hayır efendim. Kim daha çok çalışırsa o iyidir. Dolayısıyla Uludağ Üniversitesi'ndeki hoca da efendim diğer üniversitelerden daha kaliteli olabilir. Anadolu'nun herhangi bir yerindeki bir hoca da
Uludağ Üniversitesi'nden veya başka üniversiteden daha iyi konuma gelebilir. Yeter ki çalışsın. Kim daha çok çalışırsa o daha iyi konuma girer. Hocam son olarak sizin de o konudaki sözlerinizi alalım, ardından da kapatalım. Tabii ya hocam, ilk olarak şunları söyleyebilirim. Tabii insanlar önünü gördükleri zaman, bir istihdam alanı gördükleri zaman o alana yoğunlaşabiliyorlar. Şimdi daha önceki yıllara baktığımız zaman bizim mesela üniversiteye girdiğimiz dönemde bir lisans programında ancak 120 bin kişi okuyabiliyordu. Sonrasında yüksek lisans doktora seviyesinde akademik çalışmalar yürütüp de öğretim üyesi olmak isteyenler böyle bir kadro bulamıyorlardı. Fakat şu anda bu kadar yeni üniversite açıldıktan sonra artık insanların önünde atanabilecekleri yerler var ve birçok insan yüksek lisans doktora yaptı. Aslında bu o gelişmiş veya tarih itibariyle daha önce kurulmuş olan üniversitelerimizi de destekliyor. Çünkü burada yetişen insanlar, bu boşluğu görüp de doktora yapan insanlar, hocamın biraz önce söylediği bir hocaya düşen öğrenci sayısının veya bir programdaki bölümdeki öğretim üyesi sayısının artısına müthiş bir katkı sağlıyor. Yani. Elbette ki yani bunu azımsamak lazım. Ülke olarak biz öğrencilerimize gidebilecekleri programları sunarız. Öğrenci gelmedi. Tabii ki bu süreçte onlar farklı şekilde kendilerini yenilemek suretiyle öğrenci kazanmaları lazım. Öğrenciyi kendilerine kazanmaları lazım. Fakat şunu unutmamak gerekiyor. Olmayan bir şeyin niteliği olmaz. Evet. Önce olması lazım ki onun niteliğini tartışabilirsiniz. Dolayısıyla kurulduktan sonra elbette onlar da nitelik olarak gelişme sağlayacaklardır. Ki mesela ben biliyorum şu anda üretim açısından yeni kurulan üniversitelerde ciddi anlamda akademik bir üretim söz konusu. Tabii ki bu bulunduğu coğrafya veya laboratuvar altyapısıyla bağlantılı olmak suretiyle hani teknolojiye dönüşümü falan tabii ki bu beklenmemeli. Fakat akademik yayın açısından oldukça önemli üretim yapıyorlar. Ve gelecekte o daha gelişmiş üniversiteleri de zorlayacaklardır bu yönüyle. Bundan eminim. Bu zira çok önemli. Bu tartışmalar o yaşandığı için de bu soruyu sormuştum. Çok sıklıkla tartışıyor. Ya bu kadar üniversiteye ne gerek vardı? İşte var olanların biz niteliğini, kalitesini arttıralım ama her şeyde bir üniversite kurulması gereksizdi dendiği için bu soruyu sordum. Çok. Belki yani şunu da söyleyebiliriz aslında, hani gelişmiş toplumlara baktığımız zaman üniversite mezunu oranı en düşük olarak %30'ların üzerindedir. Tabii ki burada birbirine paralel olarak hani üniversite mezunu sayısı mı gelişmiş ülkeleri oluşturmaya yarıyor da gelişmiş ülkelerdeki üniversite mezunu mu, yani lisans programı bitirmiş kişi sayısı daha fazla, bu doğrudan birbiriyle alakalıdır. Şimdi ülkemize baktığımız zaman bizde henüz üniversite mezunu oranı %11'dir. Bunun %30'lara çıkması da yılları gerektirir. Yani 40 yıllık, 50 yıllık bir süreci gerektirir. Şu anda açılan üniversite sayısı dahi yetersizdir. Tabii ki şu anda haklı olarak vatandaşlarımız veya öğrencilerimiz istihdam odaklı olarak baktıkları için ki bunu Avrupa'da bu süreci, Amerika'da bu süreci yaşadım geçirmiştir. Ve haklıdır da insanlar, haksız demiyorum. Bu da ülkenin ekonomik olarak büyümesiyle doğrudan alakalıdır. Bunun için çeşitli programlar dolmuyor veya o geçiş sürecini yaşıyoruz. Evet. Halbuki bizim üniversitelerin sayısının daha da artırılmasına ihtiyacı var. İnsanlar bu istihdam kaygısını aza indirdiklerinde ben eminim ki üniversitedeki programlarımızın hepsi dolacaktır. Bizim yine yeni üniversitede programlara da ihtiyaç olacaktır. Sizin de ifade ettiğiniz gibi o geçiş dönemi, şu anda geçiş dönemi yaşıyoruz. Türkiye'de kısa sürede aşılır ve dediğiniz gibi eğitimin kalitesi de, sayılarda, üniversitelerde yetişmiş insan gücümüzde, eğitimli insan gücümüzde daha kaliteli bir şekilde artar diyelim. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık verdiğiniz için. Biz de teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Hayırlı geceler diliyoruz değerli izleyicilerimize. Evet sevgili izleyenler, Akademik Bakış'ta bu akşam konuklarım Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muammer Demirel ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Fatih Demirel'di. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşünceye dek hoşçakalın.